Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Oscuri Roleplay'deyiz. Ve yanımda sunucunun sahibi Burak var. Hoş geldin Burak. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk hacı. Şimdi bir devrim mi diyelim artık? Ne diyelim buna? Bayağı bir şey değiştirdin. Bu konseptle alakalı, birimlerle alakalı bize istersen ufak bir bilgilendirme. Tabii vereyim abi bilgilendirmeyi. Konseptte herhangi bir farklılık yok. Global konsept devam ediyoruz. Yeni gelecek oyuncularımız Türkçe yabancı isim kullanabilirler. Evet. Ekonomimiz hala medium. Para kasmak çok zor değil. Fakat çatışmaya girecek oyuncularımız için mermi fiyatları biraz yüksek. Ki bunu da yapmamızın sebebi çatışmalar daha kıymetli olsun. Her yerde çatışma dönmesin amacımız. Onun dışında V3'e niye geçiyoruz? Onu hemen kısaca açıklayayım ben. V3'e geçme sebebimiz daha temiz, daha sağlam bir altyapı. Oyuncularımızın FPS değerlerindeki oynama olsun. Yani önceki sunucuda V2'de aldıkları FPS'in 20-30 FPS daha yükseğini bu yeni V3 sürümümüzde alacaklardır. Arayüzleri çok değiştirmedik. Sadece radarımız F11'imiz değişti. Onun dışında şu bilgiyi de vereyim. Oscuri tarihinde ilk kez, yani 1,5 yıldır aktif olan bir sunucuyuz biz. 1,5 yıldır ilk kez mal varlık veriyoruz. Başka sunucuda oynayıp bu zamana kadar ah be Oscuri'de mal varlık verilse de ben bir gidip orada da oynasam, oranın da bir rollerini görsem diyen oyuncularımız varsa 10 Eylül tarihine kadar başka sunucudaki mal varlıklarını Oscuri'de veriyoruz. Ama nasıl veriyoruz? Yani kalkıp bize tabii 100 milyon, 50 milyon, 70 milyonlarla gelmesinler lütfen. Öyle bir para birimi yok. Sunucunun ekonomisini bozmak istemiyoruz. Mevcuttaki oyuncularımızın emeğini de çok fazla düşürmek istemiyoruz. O yüzden bunun bir belli bir oranı olacak. Bunu zaten Discord'dan duyuru olarak geçeceğiz. Discord adresimize gelip bunların hepsini takip edebileceğim. Ve Burak, şimdi benim hesabım eski olduğu için bende 3 milyon falan var. Şimdi artık Oscuri'de milyonlar dönmüyor değil mi? K'lar dönüyor. Şöyle, eskiden 70, 80, 100, 300, 400 milyonlar dönüyordu. K'lar da dönmüyor aslında şu anda. Dönen para birimi 5 ile 10 milyon arasında, o da çok kalabalık olan ailelerde bu paralar var. Okay. Mesleğe gidip kasmaya başlarsa büyük ihtimalle akşama kadar 1,5-2 milyon kasabilir arkadaşlar, ama parayı harcayabileceği çok fazla alan var. O yüzden ekonomi sürekli sabit. Okey abi, güzel. O zaman hadi biz sistemlere, özelliklere geçelim. F1'den rapor atıyoruz beyler. Burada biraz değişmiş. F2'de 5MC böyle şekilli şükeli bir şeylerimiz var. Birçok sunucuda var o. Bize aynen özel değil. Onu belirtip linç yemek istemiyoruz. Okey. F9'da crosshair'imiz mevcut. F10 sabit. Markete de ulaşabiliyoruz. F11'de emtihanın kendi F11'i. Bence daha iyi olmuş. Hani açık konuşayım. F10'da şöyle bir ayrıntı daha var. Onu da söyleyeyim. Oradan markete erişebiliyorlar. Evet. Araç modları diyor. Oradaki araç modlarını düzelteceğiz. Burada silah modları da dahil. Bütün modlar olacak. EM skinleri de dahil. Ha. Hepsini buradan kapatabilecekler bütün modları. FPS düşüşü yaratsın istemiyorum. O zaman... O yüzden hepsini ekledik. Şimdi şey dedin. Silah modları dedin. Şöyle bir aim yapayım. Evet. Şimdi ben bunu nasıl yakından... Şöyle montajdan ayar çekerim. Şöyle bir sniper var. Şöyle de bir M4 var. Pompiş şu şekilde duruyor. Bir tane de Deagle var. Yani silahlar orijinden skinli mi? Yoksa sonradan mı alıyoruz bu skinleri? Nasıl oluyor? Yok, bu orijinal böyle. Yani okay. Nereye aldığında bu şekilde modlu olarak sana geliyor zaten. F7'de oyun seçenekleri var. Orada kontrast, işte araç boyama efektleri, alan değil. Evet. Bunlar zaten bilindik şeyler. Şöyle bir, ben mesela bir T'den selam yazayım sana. Okay. Sen bir B chatten mesela, biz seninle rol yapıyoruz. ID5 Abbas Omega gelip bizim rolümüzü B'den bölmeye çalışsın mesela. Ben bölmeye çalışıyorum şu an. Bölemiyor. Farkındaysan yukarıda çıkıyor B chat. B'den çok fazla rol bölenler oluyordu. Çok fazla bu konuda bize geri bildirim geliyordu. O yüzden B chatle T chat'i birbirinden ayırdık. Güzel olmuş. Arkadaşlar rol yaparken, yani rolün bölünmesi biraz zor olacak. Şöyle bir hasar sistemimiz var. Hemen ben sana göstereyim. Bir el ateş edeceğim. İlk videomuzda vardı, belki sen hatırlıyorsun. Aynen. Müsaade istemiştim. Tekrardan bir müsaade isteyeyim. Şöyle sana bir sıktım. Gördüğün gibi aynen. Sol ekranın üstünde aldığın hasar miktarı çıkıyor. Bir de ekranına şöyle kırmızı bir daire şeklinde, yarım daire şeklinde bir uyarı çıkması lazım. Nereden yediğimiz gözüküyor. Evet. Ben hareket ettikçe de o daire yer değiştiriyor. Aynen. Yukarıda da gördükleri gibi aldıkları ya da verdikleri hasarları arkadaşlar görebiliyor. Geldik market soygununa. Yiğido marketler. Şimdi silahla girdim Pablo'ya. Doğrulttum. Lütfen yapma. Hiçbir şey yaptığım yok. Ama falan filan. Senin için ne yapabilirim diyor anlacım. Kasayı boşaltmakla başlayabilirsin diyor. Üstte bir bar var şimdi. Bu barın dolmasını bekliyoruz. Kaç polis lazım bunun? Dışarıyı koruyoruz biz. Dışarıyı koruyoruz biz. Eyvallah, eyvallah. 5 polis olması yeterli. 5 EM olması yeterli. Random mu atıyor parayı yoksa sabit mi? Şans. Şans. Güzel. Şans oranı.
sinematik bir konuşma alanı olmuş. Güzel olmuş. Bu arada IEM'e direkt bildirim gidiyor. Bilgisi olsun arkadaşlar. Eyvallah. IEM'de burada bacak bacak üstüne atıp beklemez gençler. Aykol'un. Evet, 110K para geldi mesela. Eğer buradan kurtulursak para bizim. Ona göre zaten. Çok da uğraşmadım. Vaktimi de almadı. Kısa sürüyor zaten. Aynen. Ama IEM'in buraya gelmesi de kısa sürüyor. Arkadaşların bu konuda bilgisi olsun. Onu da bilmiş olun gençler. Ben şimdi gideceğim abi haritanın belli bir yerine. Kendimi öldüreceğim. Sen bana çek dediğin zaman bir de F11'e bas. Orada bilip çıkması gerekiyor. Ha. O bilip çıktığında söyle, ben yanıma çekeceğim seni. Tamam. Valla çıktı. Aşağılara doğru, evet. Stadyumun orada, evet, olmam lazım. Şimdi bunu nasıl şey yapacağım? Seni ne yapacağım? Ekranda bir E tuşu falan çıkması lazım. Ah, evet. 15K'da para geldi senin şey yaptığın için. Güzel para. Benden de 15K para kesti abi. Hastanemizi biraz rol konseptine dayanarak yaptık. Hani rol değil de daha çok meslek odaklı yaptık. Hastanede çalışacak oyuncularımız şehrin dört bir yanında ölen insanları gidip kaldırarak 15.000 TL para kazanabilecekler. Günde 100-150 kişiyi kaldırsalar Mert. Evet. Parayı da kaldırmış ama olacaklar. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hani gidip de adamları öldürmeyin kaldıracağım diye. Onu yok söyleyeyim. Zaten hastane yok. Öyle biz onu zaten rekonlayacağız 7/24. Gözetimimiz altında olacak. Kötü kullanım yapan olursa cezasını alacak. O konuda bir sıkıntı olmaz. Slash silahlarim yazarsan ekranına bir panel çıkacak. Geldi abi. O panelde hangi silah olduğunu gösteriyor üzerinde. Evet. Yanında da hak yazıyor. 3 hakkı vardır bütün silahlarının şu an. Evet. IEM, bizdeki IEM silahlara hak, yani silahın hakkına el koyabiliyor. Buradan takip edebilir arkadaşlar. Hangi silahın kaç hakkı kaldığına dair. Bu panel üzerinden bilgi alabilirler. Şimdi burası da araç zırhlatma yerimiz değil mi? Şöyle giriyoruz. Burada çeyrek altın ve elmas var. Paramıza göre biz elmas dedik mesela. Hop, ne oldu baba? Şimdi şeyimiz geldi. Sağ altta da zırh durumumuz var. Şu an %500. Ben mesela bunu çarpayım şöyle. 350 kaldı. Bir daha çarptım, 248. Yani şimdi bu zamana kadar aracım hasar almıyor. Polisten kaçarken bunu kullanırım. Gördüğün gibi %4'e kadar falan düştü. Zırhın içinden geçiyorsunuz. Ondan sonra zaten araç gördüğünüz gibi hasar almaya başlıyor. Burada Black Market. Yeri değişecek. Şimdiden duyurayım. Aynen. Ben yeri değişecekse göstereyim şöyle. Gösterebilirsin abi. Yeri değişecek. Buraya boşuna gelmesinler. Burada bulamayacak. Okey abi. Burada stoklu gereken saat durumu var. Yani ulan almıyor, sistem mi bozuk? Baksanıza değil. Tamamen oyuncunun veri saatlerine göre buradan gelip alabiliyorsun. Lakin bunu bulman lazım. Bende de böyle bir şey vardı. Ben bunu millet sağda solda arar diye gidip en basit yere koydum. Hatta bulan önce de şöyle buldu Burak. Kaza yapıp takla atarak NPC'nin yanına önüne düştü. Düştü? Öyle buldu yani, ben sana öyle söyleyeyim. Kanka o adama ver zaten. O aynen. Adama AK verseydin ücretsiz geçti. Nasıl bulma taktiği ya? Vallahi güzel buldu. Burada da var bu sistem gençler. Umarım siz de kolayca bulursunuz diyorum. Yeri değişecekmiş. Hadi biz devam edelim. Ne oldu şimdi? Alana giriş yaptın. Her 2 saatte bir bakiye. Ha, burada evet. AFK kalmak serbest yani. Tabii burada serbest. Hatta şöyle bir şey var. Mesela ben bir alt tab atayım. Bana bir bak benim üzerime. AFK kaldığım sürede gösteriyor zaten orada. Aynen. Yani bu şekilde arkadaşlar buraya gelip her 2 saatte 1 TL Uğuz'u bakiye kazanabilirler. Ha, burada maksat bazen işleri oluyor. Arkadaşların çıkmak zorunda kalıyorlar mesela oyundan. Basınlar gelsinler, burada AFK bıraksınlar. Bakiyelerini güzelce kazansınlar. Güzel bu açılışı özel 1 saatte 1 bakiye verecek. Haberleri olsun herkesin. Bunu güncelleyeceğiz açılışı öyle, özel olarak. Saatte 1 TL bakiye kazanacaklar burada AFK kalarak. Bunu bir söylemişken sonunda şunu da ekleyelim o zaman, lafını bildim. Sunucu bu videoyu izledikleri tarihte akşam saat 5'te açılıyor, doğru mu? Doğru abi. Tamamdır. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Okey. Silah Ghoster. Tamam abi. Aktif edildi diye bir chatbox çıkması. Ha. Aynen. Gördüğün gibi AK ön tarafında. Bu şekilde silah gösterme özelliği de var. Arkadaşlar bunları da kullanabilir. Aldıkları silahları üzerlerinde herhangi bir şey. Sadece çek bırak yaparak üzerinde bu şekilde gösterebilir. Aynen öyle. AK VIP gerektirmiyor. Bu da Oscuri tarihinde bir ilk. Hadi çok bakalım. Israr ettiler. Kaldırdık artık AK VIP'siz. Marketten aldıklarında herhangi bir VIP özellik gerektirmiyor. Buraya geliyoruz abi. NPC'ye bir soltuk yap şöyle. Zaten madenciye başladın diyecek. Aynen. Burada sonra kazma al yazıyoruz. Ha, burada mı yazıyoruz? Ben hemen tabii çıktım. İçeride yazdım. Kazma al. Tamam. Onu da yaptık. Paramız da kesildi. Kazmayı al abi. Al abi kazmayı. Gel şöyle taşları doğru gidelim. Bir dakika, bir yere vurdum yanlışlıkla. Kaldı mı?
Tamam, devam et, devam et, devam et. Ha, okey. Altta bir bar doluyor. Burası evet. %100 olduğu zaman ekranımıza bir taş gelecek. O geldiği zaman oradan sonra anlatalım. Tamam. Şimdi taş geldi. Tıklıyor muyuz bunlara? Aynen. Evet abi, tıklıyorsun şöyle. Taşı kırmamız gerekiyor. Okey abi. Aim'le oynamaktan artık bu da alışkanlık oldu. Şöyle hızlıca basalım. Tamam. Şimdi burada elmaslar geldi. Evet abi. Elmasları, kömürleri ya da altın her ne geldiyse topla. Ben seni hemen satma yerine götüreyim. Tabii. Yine aynı şekilde sol tık yaptığımız zaman NPC'ye. Paramız geliyor. Evet abi. Şu an fiyatı yüksek. En pahalı mesleğimiz madencilik. Aynen. Çok fazla kasan arkadaşlarımız var. Arabalarını, evlerini rahatlıkla çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Bilgileri olsun arkadaşlar. Slash destek yazıyorum abi. F11'e bastığın zaman benim üstümde bir blip çıkması lazım. Destek diye. Evet, hareket et bir desen. Zaten uçuyorsun şu an galiba. Evet. Tamam, aktif benim olarak burada gözüküyor. Aynen. Bu güzel. Şekilde EM alımlarımız açılacak çok yakın zamanda. EM'de yer almak isteyen arkadaşlar gelebilir. Bu arada videonun başlarında bir market soygunu göstermiştik ya Mert. Evet. O market soygunundan da birkaç yere, şehrin birkaç yerine market soygunu sistemini yine aynı şekilde ekleyeceğiz. Onu da jandarmamız için ekleyeceğiz. Hı-hı. Jandarmayı da açacağız çok kısa zamanda. Jandarmada olmak isteyen birliği olan arkadaşlar varsa Discord'a gelip destek talebi oluşturarak bilgi alabilirler. Oskribank ha. Güzel. İçerisi aynı mı? İçerisi aynı. İçeriği değiştirmedik. Tamam. değişiklik istiyorsan ben seni hemen bir EM'e götüreyim. Tabii. EM'imizin de dışı tekstür. Bu şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Bayraklar niye Amerikan demesinler? Güncelleme notlarında onları birazdan paylaşacağız. Tekstürü değiştirdik. Tanıtımdayız diye değiştiremedik. Tamam. Toksikliği ben yapayım. Niye Amerikan bunlar? Değiştireceğiz abi. Değiştireceğiz abi. Eyvallah. Şöyle içeri girersen. Burası şey yeni gibi. Yeni EM interior. Aynen. Bu şekilde değil. Yeniden obje olarak yaptık. Gençliğe hitabe var. O da güzel. Buradan datileri alabilirler. Hoş. Şurada içeride alınıyor. Ha, içeride mi? Okey abi. İçeriden alınıyor. Şöyle bir toplantı odamız var. Güzel. Toplantıları. Alt katta da nezarethanemiz var. Okey. Şurada sorgu odalarımız var. En alt katta da nezarethane var. Tamam. Nezarethane o zaman sürpriz olsun. Biz sorguya bakalım. Bu arada YGS'miz var. YGS'mize bayılacağını düşünüyorum ben. Sen çünkü 5M'de de oynayan bir kişisin. Hop bir dakika uçtum senin... ben yanlışlıkla. Ha, tamam sıkıntı yok. YGS'miz bu şekilde. Vay bir 360 dakika. Market. Oscar'ın rekoru 360 olduğu için. Kim yaptı onu ya? Neyse dur bakayım ben. Şimdi güzel olmuş. Yalan yok. Dışarıdan görünüşüne şöyle bir bakalım gençler. Bayağı güzel olmuş. Yeni rakı, HD İskender, BIM falan güzel. İçeride buraya NPC eklenir zaten. Sunucu açılacak biliyorsunuz. Burada da şimdi bak burası Idle Gezi'de yani güvenli bölge olmasaydı soygun yapılırdı ama. Bir ilk olacak abi. Alana. Olacak. Oscuri'de buraya soygun sistemi gelecek. Hadi bakalım. Ali gidesi dırcı arttı. Ama VIP 4'lere özel ve günde bir kere soygun. Senin de dediğin gibi güvenli bölge olduğu için. Yani Dingo'nun ağrı değil. Evet çok fazla da kargaşaya gerek yok. Kanka burası da bin komusu. Okey. Şimdi burada Merve Taşçı Melisa diyor. Edison var. Ben Edison'a tıklayayım ya. Herkes. Ha bu şeymiş. Okey tamam. Bunlar kasklar, cartlar, çutlar. Ortadaki NPC'mizde Dupont'umuz var. En sağdakinde de. Karıştırmış da olabilirim. Yok sıkıntı yok. Zaten bende resource'umda bir ton sunucu dosyası olduğu için sağda gözükmez yani. Genelde. Evet. Ben onları üşeniyorum genelde temizlemeye. Modlu skinler var Binko'nun içerisinde. Aynen gösteriyorum. Orada güzel modlu skinlerini alabilir arkadaşlar. Dupont'ta da özel skin tasarlatabilirler kendilerini ama onu o parayla yapabiliyorlar tabii ki. Ha, şu an üzerinde bulunan gibi değil mi mesela? Evet. Üzerindeki Dupont kıyafeti şu anda özel olarak tasarlandı. Aynen öyle. Onun dışında buradan gelip modlu olarak kıyafetlerini Binko'dan alabilirler. Aksesuarlarını da takabilirler. Mesela gençler benim elimde yaprak var. Siz oraya Osibaki ile bedel yazdırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yazdırabilirsiniz. San Andreas'ın hikaye modundaki hastanenin bulunduğu kısımda Oscar'ın hastanesi var. İstanbul Devlet Hastanesi olarak geçiyor. Dışarısı gayet hoş. Tırlarımız var modifiyeli şekilde Scania'larımız. Evet. Arkadaşlar gelip burada tırcılık mesleğini yapabilirler. İstersen şu markalara bin abi.
slash FB de yapabilirsin. Bir için de göster arkadaşlara. Hani slash FB de kullanıp ETS 2 sevenler özellikle arkadan bir Müslüm Gürses. Aynen. Orhan Gencebay tarzı gelip burada dorselerini alıp istiyorsan bir dorse al, dorsemizi de görelim. Olur. Bu tırı izleyip ETS muhabbetini duyup da benim eski yayınlarımı izleyen canlarım yorumlara yazsınlar. Skoda'yla falan ben yanlardım ETS'de. Çok güzel olurdu, aklıma geldi şimdi. Dorsemizi de aldık. Skoda'ya da selam olsun. Eyvallah. Hem ben yorumda prim kasarım, hem güzel olur. Şimdi bunu bağladık. Bu arada daha demin Coca-Cola, işte Cheetos, Cips, Mips bir şeyler vardı ya gençler. Bunlar fiyatlarına göre yol veriyor size. Tamam mı? Ona göre de para alıyorsunuz hani. Ben en kısasını seçiyorum. Uzunu seçerseniz daha uzunu alırsınız. Rotayı gidiyorsunuz. Dorse normalde bilirsiniz. Hani böyle bir yere gider pat diye kalır ortada, şey olur falan. Bu dorse öyle değil, değil mi Burak? Dorse arkamızdan. Şöyle hatta ben biraz zorlayayım. Böyle baga girmiyor buradaki. Aynen. Bu fix yapmış meslek olduğu için öyle herhangi bir bak. Tabii çok aşırı derecede zorlarsan şu anki gibi. Aynen. Zorlarsan bu şekilde yapabilir. Aynen. Şimdi bunu niye böyle yaptım gençler? Şu yüzden yaptım. Hani fixlendi diye yapışıp gidecek diye bir şey yok. Yine hani ciddiye alıp adam akıllı süreceksiniz. Ama öyle eskisindeki gibi yanından biri geçti, bir şey oldu, patladı durumu yok. Bunu da böyle göstermiş olalım. Şimdi gençler, orta galeriye geldik gördüğünüz gibi. Slash galeri yaz diyor bize bu abimiz. Yazdık. Şöyle şekilli şüküllü bir yere geldik. Burada şimdi Sultan var. Şöyle bir ok tuşlarıyla gidiyorum. S2000 var. Yani modlu araç var demek. Drafter var. Sağdaki panelde zaten ne yaz, fiyatları, ne olduğu, ne ettiği, bastığı hıza kadar gözüküyor. Tofaş da var. Lambo da var. Varoğlu var. Hatta güzel bir GTR de var. Buradan da gelip sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz. Evet gençler, eğrisini doğrusunu anlatabildiğimizi dilimizin döndüğünce anlattık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır demeden önce şunu söyleyeceğim. Başta söylemiştik. Pardon, ortalarda söylemiştik. Şimdi de söyleyelim. Bu videoyu öğlen 12'de izlediğiniz günün akşam 5'inde sunucu aktif bir şekilde açılıyor. Zaten sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında var. Oradan Discord'a girip V3 odasını, duyuruları, varsa çekilişleri de görebilirsiniz diyorum. Umarım her de... videomuzda yaptık Mert. Yine yapalım. Sana özel bir çekiliş kodu. Olur. Slash Mertopoli'den yapacağız. Gelen arkadaşlarımız ama az bir miktar değil, emin olsunlar. Sürpriz olsun diyorsun. Benden bir araba parası diyelim. Sürpriz olsun. Biraz sürpriz, biraz merak olsun. Yani gençler, slash kupon boşluk Mertopoli'den yazıp şu şekilde Enter'a bastığınız zaman bir araba parası size Burak abinizden hediye. Umarım da videoyu izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.